Geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özer'e Semi Öztürk, Sema Aydemir ile birlikteyiz. Ünlülerin kazandığı dokunulmazlık oyunundan sonra Aleyna Çalışkan'ın ismi konseyde çıktı. Dora, Poyraz, Hanzade, Reşat, Yunus Emre, Berkay Aleyna Çalışkan'ın ismini yazdı konseyde o kadar çok muhabbet var ki. Üç şeyler, üç şeyler havada uçuştu. Hemen Murat Özür'e veriyorum sözü. Evet Murat abiciğim neler söyleyeceksiniz? Sevgili Furkan Dede, ünlüleri tutan izleyicilerin evlerinde şu anda neler hissettiklerini çok iyi biliyorum. Ve nasıl bir tezahürat yaptıklarını öylesine güzel duyuyorum ki şu anda sesler böyle kulağıma doğru yavaş 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 geliyor. Evlerinde yapmış oldukları tezahürat ne diyorlar biliyor musun? Büyük kaptan takımı buraya getir. Büyük Kaptan takımı buraya getir. Kaptan büyük Kaptan mi? takımı değil, kaptan buraya getir. Oley! Evet. Oley! Ve oley. işte bu gecenin yıldızı Büyük Kaptan Batuhan ve ko pilotu Merve Aydın. Bu gece ünlüleri Zafer'e Batuhan ve Merve Aydın ve arkadaşları taşıdı Furkan dedi. Batuhan 3'te 3 yaptı. Batuhan Nazlık 3'te 3 yapıyor tebrik Büyük ediyoruz. Büyük kaptan 3'te 3 yaptı. Büyük kaptan 3'te 3 yaparken yanına da neyi ekledi? Survivor tarihine belki geçebilecek bir şey ekledi. Rakibin yıldızını, rakibin bugüne kadar en çok konuşulan adamını, Survivor'ın en çok konuşulan adamı tam iki kez dize getirdi bu gece. Poyraz'ı. İki kere Poyraz'ı yenmek her baba yiğidin harcı değildir. Bu yüzden de başrolde bu gece Kaptan Batuhan vardı. Filmin adını koyuyorum. Gemisini kurtaran Kaptan <gülüyor> Batuhan <gülüyor> ve Batuhan gemisini kurtarırken peki ona kimler yardım etti? En önemlisi öykü. İki de iki hiç Öykü'den beklerim mi? 2'de 2 yaptı Öykü. Tebrikler. tebrikler, tebrikler. Milis, Milis 2'de 2 yaptı. Onu da tebrik ediyoruz. Ünlüler takımını genel olarak tebrik ediyoruz. Gelelim Gönüller takımına. Hemen oraya geçiyorum. Gönüller takımında da filmin adını koydum bu gece. Filmin adı 3Y. <laughs> <laughs> Abi adı neler olmuş ya? Neler, neler, neler oldu. Neler, olmuş. neler bu gece? 3Y. Bundan 2-3 gün önce Survivor'ı seyrediyorum. Gönüller takımı oturuyorlar. Bir muhabbet geçiyor. Ayşe şöyle dedi. Acaba dedim yanlış mı duyuyorum? Ne oldu dedim. Meraktan çatlıyorum kaç günden beri Ayşe böyle yaptı. 3 ye dedi Ayşe. Muhabbet sırasında Ayşe 3 ye dedi. Tabii biz bilmiyoruz ne olduğunu. Ay dedi 3Y. Şimdi ama şimdi oldu. şimdi, ne şimdi ben çıktı. o günden beri merak ediyorum bu 3 ye ne? 3Y ne? Ayşe muhabbet sırasında söylüyor. Sonra bugün Acun Ulucalı dedi ki bu 3 ye ne kardeşim dedi. Acun Ulucalı da herhalde o muhabbetten görmüş ki veya Acun Ulucalı'ya biri söylemiş ki dedi ki bu üç ye ne? Ben de Acun deyince aa iyi ki söyledin Acun dedim ben de meraktan çıldırıyordum. Ne bu üç ye? Meğerse bu üç ye neymiş biliyor musun? Neymiş abi? Yalaka, <laughs> yalancı ve yüzsüz. Vay 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 inanılır gibi değil yani. Yalancı, yalaka, yüzsüz. Havada uçuşuyor yeğler. <laughs> yani ben böyle bir şey görmedim ondan önce de y'ler havada uçuşurken y'lerin havada uçuştuğu kişi de onlara demiş ki daha önce de dedi biliyorsun der ki de, üç şeytan üç küçük şeytan dedi? ve insan eti yiyenler acaba diyorum kulaklarım mı bir yanlış mı geliyor hangisi bu şeyler hangisi daha ağır etse ağır üç, 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 <laughs> tonlarca 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 ne diyeceğimi şaşırdım bilemiyorum ve bu gecenin yani dağda çok şey vardı da onlar da sonra söylüyor. Çok var öyle. abi çok yani doğan şeyler var. var. Doğan var, ilayda, i̇layda var. var, çağrı var, özürler var. Tamam. Hangisinden bahsedeyim? Şöyle Para yapalım. Şöyle yapalım. Tek tek... Aynen öyle yapacağız. Evet. Çünkü her konu kendi içinde değerlendirmesi tabii, tabii, gerekiyor. Tabii. Ama Sema'ya dönmek istiyorum hemen. Sema senin de çok, notlarınla çok, çok. başlayalım. <laughs> Benim notlar ve ağız Olsun olsun e yani en şöyle, baştakileri e, şimdi... alalım. E, şimdi... Gece kuşuyuz artık biliyorsunuz. E, e, evet öyleyiz. Sabah ezanından bir Şöyle bir durum var. E, adada şimdi insanlara garip gelmiş olabilir ama gerçek şu ki adada bir sürü şey kullanılıyor. İnsanlar birbirine yüzüne bazen hakaret ediyor bazen arkasından hakaret ediyor. O kadar çok oluyor ki evet o üç ye çok çirkin çok kırıcı ve ben Hanzade'ye hak veriyorum. Üzülmesinde son derece haklı. Ama eminim bizim duymadığımız daha neler neler vardır. Ya yani Ali ile çalışkan değil sadece bütün takım arkadaşları bir şeyler söylemişlerdir. Ayşe'nin bir anda ben değil o buldu falan deyip arkadaşını orada <laughs> direkt gibi bırakıp kızı böyle topun altına bırakması <laughs> şöyle, çok kötü durdu şöyle bence. Şöyle Hani Acun Ulucalı soruyor diyor ki 3 ye şey nereden çıktı deyince Ayşe diyor ki bunu ben açıklayamam. Yani Aleyna Çalışkan buda. açıklasın. O Ne ne dedi? Patente onda, onda Şimdi bir, geçen gün e, Aleyna Çalışkan potaya girerken Ayşe'ler o gün yalnız bırakmıştı Aleyna Çalışkan'ı. Bu bir. İkincisi şimdi böyle bir durumda. Murat Murat abi söylüyor zaten üç gün önce Ayşe'nin de ağzından. Yani aslında üçünün de kullandığı bir durummuş bu. E şimdi ne diye bunu o buldu diyorsun. 2. İki, ikinci kez yalnız bıraktı. Aleyna çalışkanın da artık farkına varması lazım. Aslında o kadar samimi arkadaş falan değiller. Yani bu böyle bir grubun içine dahil olmak zorunda değil. Ya da Hanzade'ye düşman olmak zorunda değil. Ya da yalnız devam edebilir. Her şey ama ben çok çok böyle Aleyna Çalışkan'ı kurtaracaklar kurtaracaklar, sahip çıkacaklar öyle düşünmüyorum. Hanzade'ye şu konuda hak veriyorum. Şunu soracağım sadece. Aleyna Çalışkan tek başına devam edebilir mi sence? Bence devam ederse Sahten çok sonra daha sonra iyi 4. olurdu. Zaten oldu bak SMS'te. Daha iyi olmaz mı? Şimdi Hanzade'ye şu konuda Sor, hak değil veriyorum. mi? Zor, yani kolay zor bir şey yani. değil ki zaten. Çok zor. İki keredir konseyde satılacağım ama yalnız ki kendi kendimi satarım Ama Sema, daha Sen ağır. öyle düşünüyorsun. Alena çalışkan tek başına bu durumları yönetebilecek taziyetimiz değil. Ama zaten değil. en çok başının sıkıştığı iki yerde zaten yalnız kalıyor. E bırak adada da yalnız kalsın. En en kötü durum orada yalnız kalması zaten. Düşünsene bir insana hakaret ederken ki durum sana soruluyor ve arkadaşların seni yalnız bırakıyor. O buldu. O, o söyledi. Ondan çıktı. Hani gerek var mı böyle? Ama zaten bir şey? şöyle Aleyna ile Ayşe'nin sistemi zaten belliydi. Bu ikisi ikililer ve geri kalan her şey fuzuli onlar Figüran için. Figüran var. Ama bunları da kendileri <laughs> açıklamadı mı? Evet, kendileri aslında öyle ama işte zaten. Aleyna Çalışkan'ın bunu artık uyanması gerekiyor. Hanzade gelince şuna son derece katılıyorum ben. Deseler ki Hanzade bize bunu yaptı. Hanzade bize şunu yaptı. O zaman ben de tamamım. Ama gerçekten bütün açıklamalarda Hanzade'ye davranıldığı gibi bize davranılmıyor konusu var ya. <laughs> o zaman şey diyorum. Yani Ayşe bırak davranmasınlar. Hani o bunda çünkü Hanzade'nin suçu yok. Sen onunla iyi olursun. Sen bununla iyi olursun. Hani Hanzade sizin iyi olmanıza karışmadığı için siz de bu tarafa karışmamalısınız. Oradaki en ince çizgi, kırmızı çizgi şu. Erkeklerin yanındaki tek kadın. E. E yani bu durumu bu, buraya getirmemek lazım. Aynı Reşat'a kadınlara kötü davranıyor cümlesinin yanlış olduğu gibi. Ee, Reşat'ın da tamamen herkese sesi yüksek çocuğun. E, doğru kabul edersin, yanlış kabul edersin. Ama kadın erkek ayırmıyor Reşat. Reşat dediği gibi bizim ailelerimizde de böyledir. Yüksek sesle konuşuruz. Evet ben kardeşlerim diye hani bazen yükseliyorum. Asla dedi, benim de kız kardeşim var. Asla kadına karşı yapmıyorum. Yani bunu da kadına... Bağırıyor kadına işte yüksek sesi. Onu da bu çizgiye getirmemek lazım. Çok hassas Kesinlikle yerler Katılıyorum yani Reşit'in genel bir sistemi var. Ona evet. söylüyor buna söylüyor bu kadına karşı diye özellikle vurgulaman yanlış olduğunu düşünüyorum. hemen